Mutlu sabahlar sevgili Artı TV izleyicileri, bir medya kritik programıyla daha karşınızdayız. Kayyum terörü devam ediyor. Biri CHP'li, üçü HDP'li, dört belediyeye kayyum atandı. İçişleri Bakanlığı'nca örgüt propagandası yapmakla suçlanan Muş iline bağlı Bulanık Belediye Başkanı Adnan Topçu, Bulanık ilçesi Erentepe Belde Belediye Başkanı Dilaver Kesik, Varto Belediye Başkanı Ülkü Karaaslan Baytaş da FETÖ'ye üye olmaktan tutuklanan Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz görevden alındı ve bu kişilerin yerine kayyum atandı. Ve bunun yanında tabii Alanya'da 6 Aralık'ta ev ve iş yerlerine yapılan baskınlarda gözaltına alınan 29 kişiden 11'i tutuklandı. Gözaltına alınan HDP Kadın Meclisi ve Parti Meclisi üyesi Zeynep Boğa serbest bırakıldı. Ve bunun yanında tabii bir başka haber yine aynı çerçevede. Yüksekova Belediye Eş Başkanı İrfan Sarı 5 Kasım'da götürülmüştü Elazığ İkinoğlu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevine. Burada tek kişilik hücrede tutuluyor. Ve şimdi tabii bunun dışında başka ne var gündemde? Genel itibariyle işte Libya meselesi. Bunun yanında tabii Doğu Akdeniz meselesi konuşulmaya devam ediliyor bir yandan. Erdoğan Cenevre'deydi. Birleşmiş Milletler 1. Küresel Mülteciler Forumu düzenlendi ve orada bir konuşma da yaptı Erdoğan. Ve mültecilerle ilgili olarak bütün işte herkes el ele vermeli, elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Petrol aksaydı oradan herkes koşardı ama kan aktığı için kimse koşmuyor gibi ifadeler kullandı. Burada çok şey üzerinde durmamız gereken ifadeler bunlar. Yani gerçekte işte Erdoğan bugüne kadar ne yaptı orada ve şimdi dışarıda nasıl konuşuyor, bunu bir şekilde anlatmak gerekiyor. Şimdi bu şeyler, gündem başlıkları aslında iki gündem başlığımız. Ve bunun yanında elbette örneğin ekonomiyle ilgili olarak bu sabah işte doların güne 5.80'den başlamış olması, daha su 5.90'dan başlamış olması, hatta 91'i görmüş olması. Sonrasında ben tabii yolda gelirken baktım bazı döviz büfelerinde 84 falandı, yani 90 değildi olması. Bunun da aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri de alınan bir takım kararlarla ilgili olarak görülüyor olması. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde alınan bir takım kararları da gündemin ön sıralarında tutmaya devam ediyor. Ve bir şey var, Amerikan Senatosu'nda şey kabul edildi bildiğim kadarıyla, 2020 yılı Ulusal Savunma Yetki Yasası, yani bütçe kabul edildi. Biliyorsunuz bu bütçede Türkiye'ye karşı S-400'lerle ilgili olarak bir takım yaptırımlar öngörülüyordu. Bu bütçenin bu şekilde böyle geçiyor olması aynı zamanda bu yaptırımların da geçtiği anlamına geliyor. Ve daha sonrasında tabii mesela Trump şimdi Ermeni tasarısıyla ilgili olarak yok kabul etmiyorum dedi. Ama bununla ilgili olarak mesela nasıl bir tavır ortaya koyar, bunu zaman içerisinde göreceğiz. Ama her adım biraz daha tabii Türkiye'de hassasiyetle karşılanıyor. Dolayısıyla şimdi dövizin işte yükselmesinde bunun etkili olduğu ifade ediliyor. Yani uluslararası piyasalara baktığınız zaman durumun işte pozitif olduğu yönünde bir takım yorumlar var. Ona rağmen eğer böyle oluyorsa demek ki bunun özel bir sebebi var ki şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan Türkiye ile ilgili gelişmeler bir sebep olarak görülüyor. Peki ne yapacağız şimdi? Gazetelerimize yavaş yavaş giriş yapacağız bütün bu gündem başlıklarıyla birlikte. Star gazetesiyle başlıyoruz. Bu bahsettiğim başlıklar tabii bugün yandaş gazetelerin hemen hepsinde irili ufaklı yer bulmuş durumda. Tabii Star gazetesi her zaman olduğu gibi Erdoğan'ı büyütmüş ve Erdoğan'la şey yapmış, gündemi Erdoğan'la görmüş yine. Şöyle bir şey, hep birlikte çözmeliyiz gibi bir ifade var. Dünyaya mülteciler için çağrı ifadesiyle birlikte. Başkan Erdoğan mültecilerin yükünü Türkiye'nin tek başına sırtladığını vurguladı. Çözüm için ortak adım şart dedi. Mülteci krizi, ortak kaderimiz, vicdanları yaralayan bu konu küresel adımla çözülür. Birincisi hani demiştik ya üzerinde duracağız bu ifadelerin. Çünkü gazeteci dediğiniz olanı gerçekten size yansıtmalı. Aynı zamanda tabii söylenenin de dolayısıyla arkasında ne gibi bir geri planın olduğunu da size yansıtmalı ki
Bunları iyi öğrenebilirsiniz, görebilirsiniz. Biz de görebilelim, öğrenebilirim. Nedir? Birincisi tabii bu mültecilerin yükünü Türkiye'nin tek başına sırtlaması hikayesi tam bir oyundur. En başlarda bir oyundur. Türkiye'nin kendisini de aşan bir oyun oldu. Hiç de iktidarın hesaplamadığı kadar başına işler açan bir oyun oldu. O zamanlar şeyle şimdi kavga ettikleri Davutoğlu ile birlikte hareket ediyorlardı. Bunları daha önce bu programda çok sayıda, çok defalar anlattık ama tekrar etmek gerekiyor. Çünkü bunlar gündemden kalkmış değil. Bunlar artık tarihi konular değil. Bunlar hala bizi ve toplumumuzu, sosyal yapımızı, ekonomimizi, iç ve dış politikamızı vesairemizi etkileyen, doğrudan etkileyen konular. Ve üzerinde evet gerçekten insani açıdan da tartışmak gerekiyor. Bu politikalının yanlışlığı, doğruluğu üzerinde de tartışmak gerekiyor. Bu nedenle tekrar etmekte bir şey yok, olumsuz bir yan yok. Şöyle, o zamanlar Suriye'de, Suriye'nin güneyinde, Suriye'nin en güneyinde yani Ürdün sınırındaki Dera ilinde gösteriler varken, hiç alakası yokken Suriye'nin en kuzeyinden işte bir takım Türkmenler de dahil olmak üzere bizim istihbarat tarafından şey yapıldılar, harekete geçirildiler ve işte bir takım yalanlarla, öyle böyle değil yalanlar bu arada, yani şey işte $500 maaş verilecek Türkiye'ye gidenlere, orada Türkiye'ye kaçanların hepsi Türk dizilerindeki gibi yaşayacak, iş verilecek, arazi verilecek, ev verilecek, Suriye ordusu geliyor, size tecavüz edecekler, bunlar sizi öldürecekler, bunlar sizi yok edecekler vesaire gibi iki taraflı yalanlar uyduruldu ve insanlar bir baktık bir sabah dediğimiz gibi yani hiçbir şey yokken uyandılar ve Türkiye'ye kaçtılar. Ve o zamanlar işte Davutoğlu ne kadar sevinçliydi düşünebiliyor musunuz? İnsanların kanı üzerine siyaset yapanlardır bunlar. Yani onlar için o gelen mülteciler hiç şey değildi, önemli değildi, umurlarında değildi. Şu anda aslında milyonlarca Suriyeli de umurlarında değil, bakmayın siz. İşte oraya getireceğim sözü. Ne yaptılar? Bunları kullanmak istiyorlardı. Diyeceklerdi ki gördüğünüz gibi işte zalim diktatör Esad kendi halkını öldürüyor ve bu insanlar da kaçıyorlar. Biz de şefkatli kollarımızı açmış onları bekliyoruz. Onlara yardımcı oluyoruz. Ey dünya, sen bize yardım etmeyecek misin Suriye politikamızda? Çünkü gizli ajanda neydi? Biz Esad'ı devireceğiz. Oraya da güzel bir Müslüman kardeşler iktidarı getireceğiz. Ya da Müslüman kardeşlerin ortak olduğu bir iktidarı getireceğiz. Böylece Mısır da bizim olacak, Suriye de bizim olacak, her taraf bizim olacak. Davutoğlu aklı buydu işte. Erdoğan tabi aynı şekilde aklı ve fiiliyatı da buydu. Ve hatta bir dönem bunlar Angelina Jolie'yi falan filan da getirdiler dünyaya şirin görünmek üzere. Oysa yapılan şuydu. 100 bin kişiyi bulacak bu gelenler Türkiye'ye ve 100 bin psikolojik bir sınır ve Türkiye'ye müdahale hakkı doğuracak. Müdahale hakkı dediğim sadece sınırsal, sınır ötesi bir müdahale değil, uluslararası müdahale için de Türkiye ne yapacak? İyi bir argüman elde edecek ve sonrasında da Suriye'ye, Şam'a bile saldırabilecekler ve Esad'ı devirecekler. Temel amaç bu. Yoksa Türkmenler umurlarında değil. Kürtler zaten hani onlar bir şekilde yok edilmesi gereken bir topluluk. Diğerleri işte Sünni Araplar, şunlar bunlar. Eğer kendilerine, bu kendi cehennemlerine yakıt olarak kullanabileceklerse evet, o Sünni Araplarla da iyi geçinebilirler ki şu anda işte bunu yapıyorlar. Ama laik mesela Sünniler varsa onların da canı cehenneme, onları da ekarte ederiz gibi bir anlayışla yola çıktılar. Ve düşünebiliyor musunuz, kendi soydaşları vesaireleri diyorlar ya şimdi, millisi, yerlisi, osu, busu falanı filanı, Alevi olduğu için Türkiye'ye gelen Türkmenler de tukakaydı. Yani onları bile dışlamışlardı. Bir grupla hareket ettiler. Ve ne oldu? Bir süre sonra millet tabii Suriye'den kaçmaya başladı. Birkaç şekilde kaçmaya başladı. Bir, yönetimden kaçanlar var mıydı? Evet. Peki askerlikten kaçanlar var mıydı? Çok.
Yani benim bizatihi bana sorulanlardan biliyorum. Yani bu yaşadığım şeylerdir bunlar, hepsi benim. Peki şeyden kaçan var mıydı? Örgütlerden en çok onlardan kaçan vardı. Bu şeriatçı örgütlerden, bu işte El-Kaide uzantılarından. Bu çünkü Suriyeliler çok rahat insanlardı. Yani işte dini anlayışları da daha işte sufi bir anlayıştı. Ve buradaki gibi fanatizm söz konusu değildi. Fanatik olanları şu anda görüyoruz. İdlib'de toplanmış durumdalar. Hepsi terörist. Peki şey, başka neyle kaçtı, ne için kaçtılar? Türkiye'de iş var diye kaçtılar, zenginlik var diye kaçtılar. Yani şimdi Türkiye'nin kapılarını açsanız mesela Türklere, her Türk mesela İsviçre'de yaşamak ister, Finlandiya'da yaşamak ister, Danimarka'da yaşamak ister. Buna benzer bir şey bu ve Türkiye gerçekten de Suriye'den daha ileri bir konumdaydı. Peki başka ama asıl amaçları Avrupa'ya geçmekti. Bu yüzden dediler ki hepimiz atlayalım Türkiye'ye gidelim ve sayıları bir süre sonra 3,5 milyonu buldu. İşte hükümetin hesaplayamadığı buydu. Peki bu Türkiye'nin gerçekten zararına mı oldu? Hayır, zararına olmadı. Birincisi, en kötü kriz döneminde iktidarın kendisi ve patronlar, sermaye yani, ucuz bir iş gücü buldu. Bu önemli. Yani diyeceksiniz ki diğer taraftan da işsizlik artıyor. Bu ayrı bir mesele ama faydalarına kullandılar. İki, ne yaptılar? Sermaye geldi Türkiye'ye. Yani bir iş gücü ve insan gücü değil sadece, aynı zamanda sermaye de geldi Suriyelilerden ve sınır illerinde özellikle giderseniz ekonominin hareketlendiğini görebilirsiniz. Üçüncüsü ne oldu? Avrupa'dan bunlarla ilgili yardımlar geldi. Ha, bu yardımlar işte milli orduya mı gitti? Yoksa oradaki bir takım kamplarda tutulan çetelere mi gitti? Başkasına mı gitti? Gerçekten Suriyelilere mi verildi? Onu bilmiyoruz. Ama Erdoğan'a bakacak olursanız 40 milyar doları bunlara harcadık falan filan. Yani bana göre bunun yani 4 milyar bile harcanmamıştır. Dediğim gibi eğer artısını eksisini düşünecek olursak mülteciler Türkiye'ye aslında aldıklarından çok daha fazlasını verdiler. Bakmayın siz o şeylere, işte Suriyeliler plajda işte nargile içiyorlar, işte ona laf atıyorlar, bunu bilmem ne yapıyorlar falan filan. Herhangi bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşından farklı değil bu davranış. Yani bu Orta Doğulu davranışı ve bunu Türkler de yapıyor, Kürtler de yapıyor, Alevisi de yapıyor, Sünnisi de yapıyor, her neyse işte birileri de yapıyor. Dolayısıyla bu manzaralar bütün Suriyelileri anlatmıyor. Gerçekten çalışkan insanlar, gerçekten uyum sağlayabilen insanlar, işte hemen mesela işte toplum içerisinde şeyi görebiliyorsunuz. Yani nezaketle davranabildiklerini, davrandıklarını da görüyorsunuz. Yani hemen her gün sabah akşam otobüste, toplu taşımada, şurada burada, İstanbul örneğinde mesela biliyorum, gerçekten de bütün kurallara uyarak hareket edebiliyorlar. Adapte olabiliyorlar yani. Dolayısıyla Suriyelilerin gelmesini bu hükümet bir yük olarak görüyor. Şimdi burada diyor ya, mültecilerin yükünü Türkiye'nin tek başına sırtladığını. Evet, tek başına sırtlıyor. Neden? Çünkü başka çakallarla işbirliği yaptılar ve dediler ki biz bu mülteciler üzerinden Suriyelilerin kanını dökerek o Suriye devletini harap ederiz ve istediğimiz yönetimi oraya getiririz dediler. Ama olmadı. Hiçbir plan tutmadı. Bizim mülteciler de Erdoğan'ın elinde patladı ve kendisiyle birlikte yola çıkan Fransa, Almanya, İtalya vesaire gibi bir takım ülkelerde, İngiltere gibi bir takım ülkelerde ne yaptılar? Erdoğan'ı terk ettiler. Terk ettikleri için şimdi Erdoğan bu belayla tek başına kalmış durumda. Bu kısmı doğru ama bunu tek başına yüklendiği kısmı doğru değil. İkincisi, bütün bunlara yol açan Erdoğan'ın bizatihi kendisinin Ahmet Davutoğlu ile birlikte uygulamış olduğu politikalardır. Yani bu yüzden mesela Erdoğan'ın dönüp önce kendisini eleştirmesi gerekiyor. Zamanında biz çok büyük hata yaptık. Bir halkın kaderiyle oynadık. O halkın kanının dökülmesine katkıda bulunduk. Ve hala o ülke düzelebilmiş değil. Amerika'nın Irak'a yaptığını, yani hala Irak düzelebilmiş değil, Türkiye'de Suriye'ye yapmıştır. Aynı şey. Aynı şey. Ve şu anda iki ülkede de karışıklık devam ediyor. Ve şimdi çıkmış Erdoğan dışarıda diyor ki mültecilerin yükünü biz yükleniyoruz. Yok öyle bir şey. Dolayısıyla şimdi hep birlikte çözmeliyiz falan filan. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Yani bunun çözümü size ait de değil aynı zamanda. İktidar olarak size ait değil. Ne yapacaksınız? İktidardan çekileceksiniz, diyeceksiniz ki çok büyük hatalar yaptık. Çekileceksiniz. Sonrasında muhalefet gerçekten alternatifle gelecek ve bütün bunları çözecek. Nasıl ki şu anda işte
İstanbul'da, Ankara'da, Mersin'de, diğer büyük şehirlerde CHP'li belediyeler bir şekilde iş yapabiliyorsa mükemmeldir demiyorum. Çok hataları da var. Çok falan filan. O ayrı bir tartışma konusu. Ama şunu gösterdiler. Evet, bunu yapabiliriz. Yapabiliyorlarsa şu anda muhalefet Türkiye'de bir şekilde şeyi yapabilir. Ülkeyi yönetebilir. HDP yönetebilir. CHP yönetebilir. İyi Parti yönetebilir. Diğer partiler yönetebilirler. Artık AKP'nin bir şekilde bütün bu politikalardan dolayı kenara çekilmesi gerekiyor. Alanı başka birilerine bırakması gerekiyor. Erdoğan'ın yapması gereken bu. Ama ısrarla, ısrarla ve ısrarla gidiyor işte Cenevre gibi yerlerde. Biz aslında her şeyi çok güzel yaptık ama siz Batılılar yüzünden şu anda böyle bir durumdayız ve bunları yükleniyoruz gibi bir söylem de kullanıyor. Peki bu şimdi gazetedeki bu propaganda haberinden sonra nereye gelelim? Katar şeyi, Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani demiş ki Ankara'ya asla sırtımızı dönmeyeceğiz. Bu neden? Çünkü Katar, Suudi Arabistan'la ilişkilerini düzeltme niyetinde daha öncesinden bir takım girişimler söz konusu. Hatta bu El Sani geçtiğimiz günlerde gizlice Riyad'ı ziyaret etti ve onunla ilgili olarak da haberler çıktı tabii daha sonrasında sızdı. Ama niyet şu: Suudi Arabistan'la Katar ilişkileri düzeltme niyetindeler. Geçtiğimiz gün bir haber vardı. Suudi Arabistan bölge ülkeleriyle tansiyonu düşürme niyetinde, hatta İran'la bile gizlice görüşüyor. Gerçekten orada bir şeyler var. Peki Türkiye'den bir kaygı söz konusu mu? Evet, çünkü Türkiye Katar'a büyük yatırım yaptı siyasi olarak. Katar da aynı şekilde Türkiye'nin şu anda en büyük finansörlerinden bir tanesi. Daha doğrusu Erdoğan'ın en büyük finansörlerinden bir tanesi ve Türkiye'nin kaygılarını gidermeye yönelik bir açıklamadır bu. Katar Dışişleri Bakanı'ndan gelen ve bunu da Star Gazetesi'nin birinci sayfasında görüyoruz. Peki bugün doların yükselmesine sebep olduğu iddia edilen gelişme ne? Ne şekilde yer almış Star Gazetesi'nde? ABD Senatosu'ndan asmane tavır ifadesiyle birlikte Türk tehditler Türkiye'ye geri adım attıramaz başlığını görüyoruz. Ankara F-35, S-400 ve Türk akım konusunda yaptırımlar öngören savunma bütçesinin ABD senatosunda kabul edilmesine sert tepki gösterdi. Şöyle bir şey bakıyorum. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması. Tehdit dilinin Türkiye'yi ulusal güvenliği için gerekli adımları atmaktan asla vazgeçiremeyeceğini hatırlatırız. Bakalım bundan sonra ne olacak. Peki şimdi ne yapalım? Gelelim nereye? Hürriyet Gazetesi'ne. Şimdi burada tabii biliyorsunuz işte CHP'li başkan, CHP'li Urla Belediye Başkanı ile ilgili olarak şimdi şey var. İşte bunlar hani kendileri AKP'nin bir adamı bile, yani ta yukarıdan aşağıya kadar en bir parti üyesine kadar mesela bir adamı bile Fethullah Gülen'le alakasız ya, alakası yok ya, bir adamlarının bile, düşünebiliyor musunuz? Her şeyden önce bu akla mantığa uygun değil. Yani normalde hani ne yapmaları lazım? Ufak bir yem atmaları gerekiyor değil mi şeye? Hani kamuoyuna bakın biz AKP'lileri de işte yargılıyoruz diye. Onu da yapmıyorlar. Ve hiçbir AKP'li suçlu değil bu konuda. Ama onların dışında kalan herkes, yani FETÖ ile mücadele edenler de dahil, Fethullah Gülen cemaatine karşı şey yapanlar da dahil, hareket edenler, onların ne olduğunu anlatmaya çalışanlar da dahil, onlar suçlu. Yani bu anlamda ben de suçluyum mesela. Ben de işte 97-98'di galiba, hatırlamıyorum şimdi, bir radyo programı yapıyordum ve bunlarla ilgili yayınlar yaptığım için mahkeme kararı çıkartıp mahkeme kararıyla benim o şeyi, yayınları yapmamı engellemişlerdi. Yani düşünün, o dönemden daha bunlar o kadar şey çalışıyorlardı, yani sistematik çalışıyorlardı, ne yaptıklarını çok iyi biliyorlardı. Ve bunlarla birlikte hareket eden kimdi? Bu iktidardı şimdiye kadar. Yani bu iktidardı şu ana kadar bunların herhangi bir şekilde memlekette X anahtar pozisyonlarını ele geçirmesine müsaade eden, onları teşvik eden, hatta onlara karşı çıkanları da işte suçlayan, ben bu davaların savcısıyım diyerek bunlara sahip çıkan kimdi? Bizatihi bu iktidardı. Şimdi bu iktidarın hiçbir mensubu, hatta sempatizanı
şeyle, cemaatle alakalı değil ama dediğim gibi herkes cemaatle alakalı. Ve burada işte CHP'li Urla Belediye Başkanı'nı görüyoruz. Ve şimdi böyle bir şey oldu ya, ne yapacaklar? CHP'ye yüklenmek üzere bu meseleyi çiğnedikçe çiğneyecekler. Şimdi Star'da bugün Erdoğan'ı büyük bir şekilde gördüğümüz için FETÖ'cü başkana CHP sahip çıktığı başlığını küçücük görüyoruz bu dediğim konuyla ilgili olarak. Bakıyorum Hürriyet gazetesinde mesele biraz daha göründü. Farklı göründü ama şöyle bir şey var. Bu arada şu anda ekranda, bizim ekranda reklamlar ve bir takım şekiller var diye izleyiciler mesaj atıyor. Herhangi bir anormallik var mı arkadaşlar yayınlarımızda? Evet, normal olduğunu söylüyor arkadaşlar ama bilemiyorum. Farklı bir yerlerden bir takım teknik şeyler var mı onu bilemiyorum. Peki, şimdi Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Mahrem imam suçlamasına Fihrist yanıtı diye bir başlık. Yani bu şeyle ilgili olarak, CHP'li Urla Belediye Başkanı ile ilgili olarak. Urla Belediye Başkanı CHP'li Oğuz'a FETÖ'nün mahrem imamlarıyla görüştüğü ve bir imamın kullandığı hattın Oğuz adına kayıtlı olduğu suçlamaları yöneltildi. Ve şöyle bir şey var. Babasının Kılıçdaroğlu'nu arayıp oğlum FETÖ'cüdür aday göstermeyin dediği iddiası sorulunca onunla dargındık sonra barıştık yanıtını veriyor İbrahim Burak Oğuz. Şimdi burada şöyle bir şeyin üzerine net bir biçimde durmak gerekiyor. Yani bu kişi gerçekten daha önce bir şekilde işbirliği içerisinde olabilir, içinde olabilir, sempatizan bir şekilde yer almış olabilir. Ve öyleyse bu iş gerçekten yargının işidir. Ama demin dikkat çekmeye çalıştığımız anormallik burada değil. Anormallik hiçbir AKP'linin suçlanmaması ve AKP dışındaki herkesin en ufak bir şüphede bile suçlanması ama AKP'lilerin kuvvetli şüphe durumunda bile suçlanmaması. Böyle bir durum. Peki şimdi ne yapalım? Bir başka başlıkla devam edelim. Araplar alışverişi, Yunanlar ucuzu arıyor diye bir başlık bu. Umut Erdem imzasını görüyoruz haberde. Turizm Bakanlığı turistlerin tatil tercihlerini belirledi. Toplam 25 ülke vatandaşlarının tatil stratejileri ve beklentileri masaya yatırıldı. Şöyle bir şey var bakın. Alman beklentileri güvenlik, hijyen, ulaşım kolaylığı ve kaliteli servis. Hedef bölgeleri İstanbul, Antalya, Muğla ve Kapadokya. İngiliz. Aile tatiline uygun olduğu için Türkiye'yi tercih ediyor. Sıcak bölgeleri seviyorlar. Son dakika indirimlerini kovalıyorlar. Yunan, kültür, inanç, yat ve gastronomi turizm türlerini tercih ediyorlar. Ucuz alışveriş peşindeler. Türk mutfağına ilgileri yüksek. Araplar alışveriş çeşitliliği imkanı onları cezbediyor. Vize kolaylığına önem veriyorlar. Sağlık turizmi de hedefleri arasında. Sağlık turizmi dedikleri de bu saç ektirenler var ya kafalarına. Büyük ihtimalle onunla ilgili. Tabii sadece onunla ilgili değil. Gerçekten de mesela bir takım alanlarda şey var. Dünya çapında yani işte mesela göz ameliyatları, lazerle göz ameliyatları olsun, estetik olsun ya da diğer bazı şeylerle ilgili, alanlarla ilgili Türkiye'de çok kaliteli bir sağlık şeyi de var. Yani parayı bastırabilene hizmeti de söz konusu. Dolayısıyla şey, bunu da tercih etmiyor değiller. Peki şimdi gelelim Sabah gazetesine. CHP FETÖ'nün yuvası oldu diye bir başlık var. İşte o dediğimiz şey. Yani Sabah'ın zaten şöyle bir misyonu var. Her sabah Erdoğan'ı öv, CHP'yi yer. Yani bu şeyler hani muhtemelen o şeyde yazıyordur. Bunların yazı işlerinin işte toplandığı oda neyse onun duvarında da yazıyordur bu. Yani şey var, Erdoğan dost kuvvet, CHP düşman kuvvet diye muhtemelen de bir şey yapmışlardır. Hatta belki de böyle bir hedef yapıp ortasına bir Kılıçdaroğlu fotoğrafı da koymuş olabilirler. Çünkü bütün motivasyonları bunun üzerine kuruldu. Bunun içinde haber bulmak zor değil. Yani her gün bir CHP'li belediye, CHP'li haberi bulabilirsiniz. Ve işte mesela burada bu dediğimi tam olarak görüyoruz. Bakın bir sayfa ikiye bölünmüş durumda. Bir tarafta Erdoğan var, zenginler sadece gülücük atıyor diye bir başlık var. Erdoğan'ın ifadesi bu. Şimdi bu arada Erdoğan'ın bu ifadesi doğru. Yani bu şeyler, bu zenginler bir ara 2000
13-14 diyesim geliyor ama emin değilim şu anda. Kuveyt'te toplandılar. Dediler ki Suriye halkına yardım edelim. Ya bir önce mesela gidip şuna benziyor. Evini yıkıyorsunuz mesela, paramparça ediyorsunuz, işinden ediyorsunuz. İşte aile üyelerinden bir ikisini de öldürüyorsunuz. Kalanlara da yardım için para toplamaya çıkıyorsunuz. Yani böyle bir saçmalık bu. Böyle bir şey, yaman çelişki. Ve burada şey var. Bir şekilde Kuveyt'te bir toplantı yapılmıştı. Bütün bu şey, Arap işte Körfez ülkeleri, zenginler falan filan bir para toplasınlar diye çok küçük bir para toplanmıştı. Çünkü 200'ler yani işte yardım edelim falan filan diyorlar ama hiçbirisi elini atmıyor. Şimdi burada da zenginler sadece gülücük atıyor. Doğru, bu doğru. Ama şöyle bir şey var. Buradaki amaç bu doğruyu dile getirmek değil. Buradaki amaç Erdoğan propagandası yapmak. Bunu yapmışlar. Peki şey ne? CHP FETÖ'nün yuvası oldu şeyi, başlığı ne? O da işte CHP'ye nasıl vurabiliriz başlığı. Ve burada bir takım işte isimler de şey yapılmış, ortaya konmuş. Danışmanlarının ardından Nurla Belediye Başkanı'nın da örgütten hapse girmesiyle Kılıçdaroğlu'nun FETÖ sabıkası kabardı. Sanki bakın işte burada sayfa ikiye bölünmüş, sanki şey yokmuş gibi, dediğimiz gibi yani AKP'de hiç FETÖ ile alakası olan yokmuş gibi. Sabah gazetesinin gazeteciliği ancak CHP aleyhine ve AKP lehine bir şeyde çalışıyor. Peki gelelim şimdi nereye? Bir başka gazeteye, Yeni Şafak gazetesine. Yeni Şafak gazetesinde dikenli teller Avrupa'yı korumaz başlığını görüyoruz. Erdoğan'ın yine ifadeleri bunlar. Bu arada İmran Han'la da görüşmüş. Biliyorsunuz son olarak Hindistan'la Pakistan arasında Keşmir'le ilgili olarak Hindistan'ın Keşmir'in özelliğini ortadan kaldıracak bir takım işte adımlar atmasıyla birlikte bir problem doğdu. Ve hatta Pakistan bir Hindistan pilotunu esir de aldı ve uçağı da düşmüştü şeyin, Hindistan'ın. Ve dolayısıyla şey, bir problem oldu ve burada şey, Erdoğan Pakistan'dan yana tavır aldı. İmran Han işte bir şekilde hani Erdoğan'la telefon görüşmesi yaptı ve Hindistan'da daha sonrasında çıkan bir şey de var. Mültecilerin belli bir süre Hindistan'da kalması ve aynı zamanda orada kaldıklarını işte ispat etmeleri vesaire durumunda Hindistan vatandaşlığına alınmaları ile ilgili olarak bu karar diğer işte dinler vesaireyi, mezhepleri kapsıyor ama Müslümanları bir şekilde kapsamıyor. Yani böyle bir gerginlik söz konusu ve işte Erdoğan burada doğrudan şey tarafında, yani Hindistan şeye, Pakistan tarafında ve İmran Han tarafında. Ve tabii bunun yanında şu da var. Geçtiğimiz günlerde de, daha doğrusu dün sizlere haberi aktarmıştık. Pervez Müşerref'le ilgili olarak alınan bir karar söz konusu. Bu arada dün izleyicilerimizden bir tanesi, kendisine teşekkür ediyoruz. Ben hani hatırlamaya çalışıyordum ya, işte şey diyordum yani Türkiye ile Pakistan arasında ortak bir şey var, nokta var. Bunlardan bir tanesi de iki ülkede de darbeci generallerin, diktatörlerin olmuş olması. Bizdekini saymıştık. Diğeri de şeydi, Ziyaülhak. Ziyaülhak şeydi, valla 80 yılı diyesim geliyor ama emin değilim şimdi hangi sene olduğundan. Uçakta giderken havada patlattılar. Muhtemelen cenaze töreni de yapmadılar. Çünkü parçasını bile bulamadılar Ziyaülhak'ın. Ziyaülhak'ın da sonu böyle oldu. Ama bizimki bayağı bir yaşadı. 100 yaşına yakın yaşadı. Yani öyle bir şey. Gerçi son bir senesi Ariel Sharon'un son bir senesine benziyordu. Ama olsun, yaşadı yani. Şimdi gelelim nereye? Bir başka gazeteye. Saatlerimiz 11.30'u gösteriyor. Yine aynı başlıklarla devam edeceğiz. Şimdi bakın burada Karar Gazetesi'nde bir haber var. Bundan birkaç hafta önce biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin CHP Grup Başkan Vekili ve CHP Grup Sözcüsü'nü buraya konuk almıştık. Ve kendileriyle
şeyi konuşmuştuk. Biliyorsunuz işte burada bu şeyde gazetelerde şey çıkıyor işte. CHP suya zam yapacaktı %80 oranında bu arada. Bu kadar yalanı ileri götürmüşler yani bu yandaş gazeteler. %80 oranında zam yapacaktı. Ama biz AKP'li üyeler bunun önüne geçtiler. Halkı korudular vesaire falan. Yani her şeyi ama her şeyi tam tersi gösteriyorlar ve devam ediyorlar buna. Suçlanıkları konulardan bir tanesi su. Bir de tüm zamanların CHP'ye karşı suçlamalarından bir tanesi bu kesimden gelen o da şudur. Şimdi bu CHP'liler şey ya, bunlar solcu ya. Yani sol, kendileri öyle diyor. Yani ben CHP hani soldur değildir tartışması içerisine girmiyorum şimdi. Yani öyle bir memlekette yaşıyoruz ki kullandığınız her ifade 5 saat tartışılabilir. CHP sol mu değil mi bilmiyorum. CHP sol ya, diğer yandan şey ya, bunlar bereketsiz adamlar ya bu yüzden. Ne olur CHP iktidara geldiği zaman kuraklık olur. Yani işte niye? Çünkü hani dün bahsediyorduk ya, AKP'liler hepsi şey, kutsanmışlar aslında. Allah'ın sevgili kulları bunlar. Allah da onlara veriyor. Al oğlum, al aslanım. Simit sarayı mı istiyorsun? Al sana simit sarayı. Batırdın mı? Ziraat bankamız var. İşte iş mi istiyorsun? Torpil. Şey misin? Hayvanat bahçesi müdürü müydün? Tamam, önemli değil. Seni TÜBİTAK'a birinci adam bile yapabiliriz. Yani bilimsel çalışmaların başına getirebiliriz. Ne istiyorsanız var. Türk Hava Yolları'na mı girmek istiyorsun? Ayıp ediyorsun. Hemen TRT. TRT'ye elini kolunu sallaya sallaya gir. Aa, sana birkaç bin bilmem ne kadar maaş. Seni işte ne bileyim yabancı diller bilmem ne dairesinde falan filan çalıştırabiliriz. Böyle bir şey şimdi bunların dedim ya, yağdırıyor bunlara. Bunlara yağdırıyor ama CHP'lilere de tam tersi yağdırmıyor. Niye? Çünkü onlar işte namazında, niyazında falan filan değil. Bunlar kafir. Bunlar böyle olduğu için de İstanbul'a CHP'liler geldiği zaman su bile yağmıyor. Şimdi bu daha önce de yani İstanbul gerçekten susuzluk çekiyordu biliyorsunuz. Ama Nurettin Sözen döneminde tam bir büyük bir proje yapıldı. Ve bunlardan bir tanesi bu yanlış hatırlamıyorsam bu Melen projesidir. Ve bu Melen projesini AKP geldi, sahiplendi. Yani Erdoğan bu kadar sene şeyde kaldı. Gerçekten İstanbul'un su sorunu da çözüldü bu arada. Fakat belli periyotlarla kuraklık oluyor. Yani bu CHP'nin ya da AKP'nin elinde olan bir şey değil. Yani şey bu şeyde, bu dönüm şeylerinde 7 senede bir mi, 10 senede bir mi öyle bir kuraklık yaşanıyor. Şimdi bu seneye rastladı mesela, bakın İstanbul'da böyle bir durum söz konusu. Bundan önce de yine olmuştu aynı şekilde. Hatırlayacaksınız biz gazeteciler işte barajlarda su kalmadı. Aha, İstanbul'un suyu bitmek üzere. 10 gün daha yağmur yağmazsa geberdik, öldük haberleri yapıyorduk. Bazı arkadaşlarımıza gidip o barajların şeylerinde, tabanlarında, çatlamış tabanlarında gidip anons falan yapıyorlardı. Hatırlıyorum 2007 yılı mıydı? Öyle bir şey diyesim geliyor. Neyse. Şimdi yine aynı şekilde böyle bir durum var. Ama bunun ötesinde ne var? Seçimlerde bu şey neydi? Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu 2015'te atılmıştı şeyi. 2017 yılına kadar çözülecek demişti. 2017 yılında bir şey yapacaktı. Açılış yapılacaktı. Yani AKP diyordu ki, bakın bu İstanbul'da su sorununu biz çözdük ama arada bir kuraklık oluyor. Dolayısıyla sonrasında biz ne yapacağız? Bu kuraklık olduğu zamanda bile İstanbul'a su getirecek. Nüfusu da işte artıyor İstanbul'un. İstanbul büyümeye devam ediyor. Su ihtiyacı artıyor. O zaman ne yapacağız? Önümüzdeki 40 yılın su sorununu çözecek bir proje yapıyoruz. Siz de inandınız, biz de inandık. Peki neydi bu proje? İşte bu Melen Barajı. Melen Barajı yapılırken o gün işte burada şeylerin, konuklarımızın anlattıklarından yola çıkarak söylüyorum aynı zamanda. Melen Barajı'nın şeyi uygun değil. Zemini baraj yapmaya uygun değil. Yani o seti oluşturmaya uygun değil. Yani onu oluşturmak için muhtemelen farklı bir işlem yapılması gerekiyor öncesinde. Sonrasında belki yapılabilir. Teknik bir meseledir bilmiyorum ama uygun değildir. Raporu veriliyor. Ona rağmen artık ihaleyi kim aldı, kimin tanıdığıydı, kimin yakınıydı, kime para gidecekti, kim yemlenecekti, kim falan filan olacaktı onu bilmiyorum.
Ne yaptılar? Dediler ki tamam kardeşim, biz bize göre hiçbir şey sorun yok. Biz bu barajı yaptıracağız. Daha inşaat halindeyken çatladı. Ve dolayısıyla su tutmadı, tutamadı. Su tutamadığı için de ne oldu? Ne oldu? O proje şu anda çökmüş durumda. Bir de iddia ediyorlar. Bakın, bütün raporlara rağmen diyorlar ki gideceğiz, açılışını yapacağız. Bu cumhuriyete işte bizim hediyemiz olan bir projedir falan filan dediler. 2071 yılına kadar su sorununu çözeceğiz dediler. Peki oldu mu? Hayır, olmadı. Peki bunun haberini siz, bu bir yolsuzluktur. Yolsuzluktur bakın. Çünkü rapor var, yani oraya bir şey yapılamaz diye rapor var. Bu şekilde yapılamaz diye rapor var. Bunu dikkate almayan yolsuzluğa bulaşmıştır. Buna rağmen, bu teknik rapora rağmen onu yapan bu işe bulaşmıştır. Bu ihaleyi veren bu işe bulaşmıştır. Bu parayı ödeyen buna bulaşmıştır. Yani bunlara oy veren de buna bulaşmıştır. Ve düşünebiliyor musunuz ki böyle bir yolsuzluk sarmalı var. Bu gazetelerin hiçbirisinde ya bırakın şeyi, CHP'lileri, onların canı cehenneme. Yani solcusu, şusu, busu falan filan, onlar hepsi gebersin de. Kendi AKP'lileriniz için bile, onları bile şey yapamıyor musunuz, savunamıyor musunuz? Yani onların bundan haberi olsun da hiç olmazsa onlar faydalansın diye bile bir yolsuzluk haberini yapamıyorsunuz. Bu kadar korkaksınız, ama korkaklıktan önce bu kadar alçaksınız. Çünkü bilerek gizliyorsunuz bunları. Peki Karar Gazetesi ne yapmış? Bunu gizlemiyor Karar Gazetesi ve haberini yapıyor. Ve tebrik etmek gerekiyor Karar Gazetesi'ni. Neden? Çünkü tamam, ben hep işte Karar Gazetesi'ni ölçülü bir biçimde iktidara yakın bir gazete. Daha sonra o cenahtan bir şey, o cenahın farklı şeylerinden, ne diyeceğim, odalarından bir tanesinde yer alan bir gazete Karar. Ama işte mesela böyle haberleri de verebiliyor, yapabiliyor. Nedir haber? Şudur bakın. İstanbul'un su sorununu 100 yıl çözeceği belirtilen, 100 yılmış bu arada, ben 40 yıl dedim, Melan Barajı bir türlü bitirilemedi. İBB Başkanı'nın kötü malzeme yüzünden duvarda çatlaklar oluştu iddiası tartışmaları alevlendirdi. İBB Başkanı'nın iddiası bakın. Büyük soruna ilişkin Bakan Pakdemirli'nin ufak bir teknik problem olduğu doğru cevabıysa süreci vahim boyuta taşıdı. Bunu da siyah puntolarla vermiş Karar Gazetesi. Çünkü önemli, neden önemli anlatacağım size. Çatlak polemiği 20 milyon kişiyi yakından ilgilendiren dev projenin akıbetine ilişkin soru işaretlerini arttırdı. Şimdi şurayı da okumamız lazım. Burada da şöyle diyor bakın. Temeli 2015'te atılan Melen Barajı için dönemin Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İstanbul'un su sorunu 2071 yılına kadar çözülecek ifadelerini kullanmıştı. Dev projenin 2016'da bitirileceği söylendi. Ancak aradan geçen sürede baraj devreye girmedi. Mimarlar Odası duvarlarda hatalı malzeme kullanıldığını kaydetti. Seçilen zeminin yumuşak olmasından dolayı su tutulamadığı iddiaları da ortaya atıldı. Yığma taş yerine betonla yapıldı diye de bir ifade var. Şimdi burada tabii Mimarlar Odası bir şekilde alternatifleri de sunuyor. Yani Mühendisler Odası bu şekilde. Mesela demiryolunu eleştiriyorsa diyor ki bu demiryolu bundan dolayı hatalıdır kardeşim. Ama biz size siyasi malzeme olacak, bu biliyoruz. Ama bizim önceliğimiz sizin siyasi malzeme yapmanız değil. Sizin bu işten başarılı çıkmanız falan filan bizi ilgilendirmiyor. Bizim sorunumuz halkın sorunu, halkın sorunlarının çözülmesi. O zaman biz size bu bilgiyi vereceğiz diyerek aynı zamanda alternatif bilgiyi de aktarıyor. Şimdi bu baraj için de aynı şey geçerli. Yani Mimarlar Odası demiş ki kardeşim bu malzemeyle yaparsan kötü, sana başka bir malzeme, bak bununla yap, yığma taşla yap, böylece suyu tutabilirsin. Ama dinleyen kim? Niye? Çünkü ihale verilecek olan firma önceden muhtemelen seçildi. İhale, yani mamayı yiyecek olan da önceden seçildi. Onun da belki böyle bir teknik imkanı yoktur. Dolayısıyla ihaleyi biz firmaya göre uydurabiliriz. Burada mesela dikkat çekilmesi gereken nokta neydi? Bakan Pakdemirli'nin ufak bir teknik problem olduğu ifadesi. Ve burada Karar Gazetesi aslında çok doğru olan ifadeyi başlığa çıkartmış. Melen'de ufak bir hata var diye. Şimdi burada bakın, burada bir de fotoğraf var. Sakarya'daki Melen Çayı'ndan boru hatlarıyla İstanbul'a su getirilmesi amacıyla projelendirilen Melen Barajı'nın duvarlarında derin çatlaklar oluştu. Bakın burada görüyorsunuz bu çatlakları. Görüyor musunuz? Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bunu söylemiş. Şimdi neden ufak değil bu çatlaklar? Şöyle bir şey.
Baraj inşaatları, ben inşaat mühendisliğini bilmem ne zaman bitirdim ama konuşacağım üzerinde. Baraj inşaatlarında en ufak kıl kadar, bakın yani saç teli kadar bir çatlağa izin verilmez. Bu nedenle dolgusunun çok dikkatli yapılması gerekir. Yani o yüzden mesela çok yavaştır, çok yedirerek yapılır. Ona göre bir takım teknikleri vardır. İşte şey yaparsınız, vibrasyonla, şununla, bununla, falanla, filanla o betonu iyice yerleştirirsiniz ki arada hiçbir boşluk olmasın. Çünkü eğer o boşluk olursa, o boşluk yıllar içerisinde büyümeye başlıyor. Su öyle bir şey ki önünde hiçbir şey duramıyor. Ve siz eğer küçük bir boşluk yaratırsanız o boşluğun ileride büyümesi kaçınılmaz bir şey. Yani hep böyle kalır, küçücük kalır. Hayır, böyle bir şey yok. Kalmaz. O şekilde kalmaz ve o büyür. Büyüdükten sonra da o duvarları da yıkar. Ondan sonrası ayrı bir şey. Su tutamaz dolayısıyla. Farklı bir takım yerlere ulaşır bu. Peki bu durumda, ne çıkıyor ortaya? İşte bu ufak bir hata ifadesinin neden tırnak içerisine alındığı ortaya çıkıyor. Bu ufak değil. Şimdilik ufak. Ama o büyür. Büyür. Sonra o duvarları yıkar. Yani o seddi yıkar. Dolayısıyla buradaki başlık güzel. Bakan Pakdemirli'nin ufak ifadesi de tamamen gerçeği yansıtmayan, gerçeğin hilafına olan bir ifade. Meseleyi örtbas etmeye yönelik bir ifade. Eğer ufaksa o zaman tutun suyu, oradan bir kullandırın bakalım, bir görelim. Şimdi saatlerimiz 11.42'yi gösteriyor ve gelelim nereye? Şimdi burada bir şey var, bir haber var. Bu simit sarayıyla ilgili olarak biliyorsunuz Ziraat Bankası'nın şeyi var. Hatta Sözcü Gazetesi mesela CHP'den Muharrem İnce'ye böyle ayda bir şey yapıyor, bir manşet çıkartıyor. Yani Muharrem İnce şeyi çok belli Sözcü Gazetesi'nin. Şöyle bir şey, Muharrem İnce'den simitçi tepkisi. İktidar yandaş kurtarıcılığı yapıyor. Son iki yılda yüzden fazla şirketin batmasına seyirci kalan iktidarın simit sarayını kurtarmasına çok sert çıkan CHP'li İnce şöyle konuştu. Neyse, bir şey ne dediğimi tahmin ediyorsunuz lazım. Peki şey ne? Aldığı teşvik 20 milyon dolar, aldığı uçak 15 milyon dolar. Simit sarayının patronu Abdullah Kavukçu 46 yaşında. Simit sarayını AKP'nin iktidara geldiği 2002'de kurdu, hızla yükseldi. 2017'de 15 milyon dolara jet aldı. İyi Partili Ümit Dikbayır 20 milyon dolar teşvik alıp yiyor, lüks içinde yaşıyor, yük milletin sırtına kalıyor dedi. Evet, şimdi böyle bir şey. Böyle bir şey işte. Ve burada bir başka boyutu işin şu. Geçtiğimiz günlerde Ziraat Bankası ile ilgili olarak resmi olarak açıklandı bu. Burada haberini görüyoruz şimdi. Simitçiyi kurtaran Ziraat Bankası'nın zararı 3 milyar lira. Ziraat'e bağlı yatırım ortaklığı Simit Sarayı'nın 500 milyon dolarlık borcuna karşılık %51 hissesini alıyor. Oysa Ziraat'in bu yılın ilk 11 ayındaki görev zararı 2,9 milyar lira. Hem zararda hem bol bol harcıyor. Evet, doğru. Ziraat Bankası'nın bilançosu bu şekilde ve haberlere göre tabii. Yine bu haberlerden yola çıkacak olursak şöyle bir şey var. Siz şey diyorsunuz, vallahi bu ay zarardayım. Hem de öyle böyle değil. Bayağı bir zarardayım. Ama biz sizi ertesi günü yeni bir otomobille görüyoruz. Ve yeni otomobil için diyorsunuz ki zarardayım ama birileri de yardım ediyor sağ olsun. Rabbim yağdırıyor, yağdırıyor. Kime yağdırıyor? Hep AKP'lilere rastlıyor bu arada bu yağmur. Peki, şimdi programın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yarın yine aynı saatte karşınızda olmaya çalışacağız. Mutlu bir gün, mutlu yarınlar diliyoruz. Hoşçakalın.